21 Ağustos 2022 Pazar İzmir at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. İzmir programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Yorumlarımızda dikkat etmenizi istediğimiz bir husus var. Bilmeyenler veya yayınlarımızı ilk kez izleyenler için tekrarlama gereği duyuyoruz. Genel olarak tüm koşularda, takısal değişiklikleri, yarışın gidişattını ve bazı önemli değişiklikleri aktarıyoruz. Bu bilgileri aktarırken, atları numarasız olarak belirtiyoruz. Yarış tahminlerimizde ise numaralı olarak at isimlerini zikrediyoruz. Buna dikkat etmenizi istiyoruz. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 5 yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda Yamak 2 sınıfındaki aprantiler at binecektir. Takı değişikliği yapan bir at olmamıştır. Yarışta hafif süratli bir tempo bekliyoruz. Black Fırtın ve Luxstar genelde liderliği alarak yarışan isimlerdir. Bunlara Warmhearted eşlik ederse yarışın temposu baştan itibaren süratli geçecektir. Bu tempo bir numaralı Bilikit'in işine yarayacaktır. Bilikit ara sonrası ilk yarışına katılacak. Hazırlıkları yetersiz olsa da bu yarış için yapmış olduğu işini çok beğendik. İddialı olacağını düşünüyoruz. 6 numaralı Dembe gruptan üstün bir isim. Uzun arası olsa da yüksek kazanma karakteriyle bugün mutlaka yazılmalıdır. Zaten dinçlik yarışını iyi yapabilen bir at. Gücünü yansıtırsa affetmeyecektir. Daha sonra, yarışın beklenen süratte gitmeme ihtimaline karşı, ön grup atlarını, 3 numaralı Black Phantom, 5 numaralı Warm Hearted ve 11 numaralı Lux Star'ı kuponlara ekleyelim. Arası olan favorilerin hatalarını affetmezler. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1, 6, 3, 5, 11 şeklindedir. İkinci koşu. İki yaşlı İngilizlerin, maiden yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Takı değişikliği yapan bir at olmamıştır. İlk yarışına çıkacak olan iki numaralı Batur Khan için, iddialı duyumlar aldık. Çok hazır olduğunu ve buraya hedefli katıldığını düşünüyoruz. Kendisine tek bir rakip önereceğiz. 3 numaralı Bolivar, ilk startında beğenilen bir isimdi. Bugün daha tecrübeli bir şekilde katılacağı bu yarışta, kazanma şansı yüksektir. Bu iki tay, rakiplerinden biraz farklı duruyorlar. Dolayısıyla aralarından birinin kazanmasını bekliyoruz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 2. 3 üç şeklindedir. Üçüncü koşu. İki yaşlı İngilizlerin, şartlı 4 yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Takı değişikliği yapan bir at olmamıştır. İki numaralı Lady North ve 1 numaralı Gel Oblim, diğer 3 rakibinden çok farklı isimler. Yarış bu iki tay arasında geçecektir. Lady North, daha az yarış tecrübesine rağmen, rakibinden daha iyi gözüküyor. Yine de ilk kez karşılaşacakları için, riske girmemek gerekir. Bu koşuyu 2 ve 1 sıralaması ile geçelim. Dördüncü koşu. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının, Handikap 14 yarışı, 1800 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Takı değişikliği yapan bir isim oldu. Cosmic Storm bugün dil bağı takılarak yarışacaktır. Yarışta ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Çok süratli olan hiçbir isim yok. Önlerde yarışı sürdüren ve boşlukta liderliği alabilecek atlardan iç kulvar avantajı ile 12 numaralı Something Crazy bugün liderliği alabilir. Eğer bu at bu kilosuyla liderliği alarak yarışırsa çıktığı gibi bitirebilir. Biz son yarışını çok beğendik. Hatta yarışı ilk iki sürdürse bile, kazanma şansının olduğunu belirtelim. İlk at olarak yazalım. Daha sonra, form durumunda artış gözlemlenen, 3 numaralı Segula, 9 numaralı Princess Parla ve 7 numaralı Nuran Hanım'ı kuponlara işaretleyelim. Bugün üçü de iyi koşacaktır. Maiden kazandıktan sonra bir yarış koşan 5 numaralı Opya, bugün daha iddialı bir sonuç alabilir. Sağlam kuponlara eklemek gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 12, 3, 9, 7, 5 şeklindedir. Beşinci koşu. 3 yaşlı Arapların kısa vade altı yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan 3 at oldu. Kılıç Alper, kulaklık takısı eklenerek yarışacak. Tabip, kapalı gözlük takılarak yarışacak. Yiğit şef ise, gözlük koruyucu ile yarışacaktır. Yarışta 3 tane süratli isim var. Müslüm Başkan, Alma Atakaya ve Güzel Muğlalı, startla beraber öne düşecek olan isimlerdir. Müslüm Başkan, stili rakiplerine göre daha seri bir isim. Fakat bu rakipleri 1 ve 2 numaralı kulvarlardan yarışa başlayacaklar. Kendisi ise daha dış kulvardan çıkıp, önlere gelerek efor sarf edecek. Bizce bu 3 atın şansı az gözüküyor. Müslüm Başkan zaten gruptan farklı bir handikap puanına sahip bir isim. Bu at eksik koşarsa, kalan rakipleri eşit şansa sahip demektir. Biz, bir numaralı Müslüm Başkan'ı öncelikle kuponlara işaretleyip, kalan rakipleri arasından, sizlere üç isim daha önereceğiz. Son yarışında gereksiz yere önlere erken gelmek için çaba gösteren iki numaralı Çağdaş Alaçat, son metrelerde gücü tükenince üçüncü kalmıştı. Bugün yine dış kulvarı tercihlemişler. Eğer yine liderliği alayım diye ısrar etmezse bugün çok daha iyi koşacaktır. Hatta ön grupta yarışı sürdüreceğini bilsek bu atı banko bile önerebilirdik. Ama bu rakipler arasında tercihli kulvar istediği için liderliği alarak yarışmayı hedeflediklerini düşünüyoruz. Bu sebeple yarışın daha da süratli geçme ihtimali var. Süratli Tempo'da ise, 5 numaralı Kılıç Alper ve 6 numaralı Tabip, son düzlükte devreye girecek olan isimlerdir. Bu atları da kuponlara eklersek, daha rahat bir yarış izleriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 2, 5, 6 şeklindedir. 6. Koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap'ların kısa vade 8 yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda yarış içi takı değişikliği yapan bir at olmamıştır. Yarışta 5 tane süratli isim var. Tuncer, Gökçestar, Keleşan, Özaydın ve Kudretli Tay liderliği alarak yarışan isimler. Bunlardan Tuncer son yarışlarında ön grupta bekleme yapmayı tercih etti. Bu şekilde de başarılı olduğu için, öndeki yüksek tempoya ayak uydurmayacaktır. Gökçestar ve Kudretli Tay'ın, mutlaka liderlik isteyen atlar olması sebebiyle, diğer rakipleri karışmasa bile, yarış süratli başlayacak ve giderek tempo artacaktır. 1 numaralı Tuncer ve 5 numaralı Özaydın, ikisi de ön grupta bekleme yapabilen atlar olduğu için, etkili düzlük sprinti ile şanslı gözüken atlardır. Bu iki ön grup atının yanına, bekleme yapan isimlerden 2 numaralı Atik Atik'i yazalım. Bursa, Kocaeli ve İzmir'de dolaşarak kazanacak yarış arayan Atik Atik, koruduğu formu ile bu grupta iddialı olabilir. İhmal etmeyelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1-5-2 şeklindedir. 7. Koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handicap 16 yarışı, 2200 metre kum pistte koşulacaktır. Takı değişikliği yapan bir isim oldu. Grey Wolf, kapalı gözlük takısını çıkartarak yarışacaktır. Doğu Bayezid ve Master Chef'in ısrarla öne düşeceği bu mücadelede, onları 6 numaralı Dabbe yakın takip edecektir. Dabbe, ön grupta yarışı sürdüren ve etkili düzlük sprinti olan bir isim. Bugün de lehine şartları değerlendirecektir. Ancak yarışı süratli geçeceği için bugün sprint er atların da şansı yüksek olacak. 2 numaralı Grey Wolf, 5 numaralı Bit of the Fire ve 3 numaralı Magic Apple bu grupta şanslı gördüğümüz diğer isimlerdir. 4 at ile muhtemelen bu koşuyu geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız 6 2 5 3 şeklindedir. 8. koşu. 2 yaşlı İngilizlerin Maiden yarışı 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliğine giden birkaç isim olmuştur. Flying Machine ve Muharrem Abi start mahali'nde kulaklık takılarını çıkartarak yarışacaklardır. Nikko ve Sky of thunder, bugün dil bağı takılarak yarışacak. Muriçka ise start mahaline kadar kapalı gözlük, kulaklık ve gözlük koruyucu takarak gelecektir. Çin pistte de yatkın pedigrisi ile dikkat çeken 3 numaralı Good bugün daha iyi hazırlıklarla bu koşuya katılıyor. Bu gruptan fazla bir isim olduğunu düşünüyoruz. Çin pistte gerçek gücünü koşarsa, rakip tanımayacaktır. Alternatif banko olarak değerlendirilebilir. Eğer ilk Çin pist yarışında, yine etkisiz kalırsa, o zaman devreye 9 numaralı Muriçka girecektir. Çin pistte kendini kanıtlamış bir isim olup, Gutshat'a ciddi rakip olacaktır ihmal etmeyelim. Bu koşudaki sıralamamız, 3, 9 şeklindedir. Dokuzuncu koşu. Dört ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 16 yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Takı değişikliği yapan 2 at oldu. Abher ve Çekiç Bey, bugün kulaklık takısı eklenerek yarışacaklardır. Bu koşuda çok süratli bir tempo bekliyoruz. 2 numaralı Alp Sarı ara sonrası sert grupta gösterişli bir yarış kazandı. Sonrasında yine sert grupta iyi koşup iyi bir netice aldı. Son yarışında çok fazla startta kalınca başarılı olamamıştı. Bugün nispeten çok uygun bir grupta start alıyor. Eğer iyi bir çıkış yaparsa kazanacağını düşünüyoruz. Alternatif banko olarak yazılabilir. Sadece son yarışındaki start probleminden dolayı yanına 2 rakip önereceğiz. Yüksek kazanma karakterine sahip olan bir numaralı nehirin oğlu, bu şartlarda iddialı olacaktır. 8 numaralı kurt demir ise, çok formda görüntüsü ile, hata kollayacaktır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 1, 8 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar, yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri, mutlaka takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.